Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Monster'ın son çıkardığı Gamepad'in şöyle bir tanıtımını yapacağım. Hani internette yeterli kutu içeriğini ve kolun ne durumda olduğunu göremeyenler için. Kutusu şu şekilde arkadaşlar, biraz daha yukarı kaldırayım tripodumu. Kutu bu şekilde. Pusat Clutch diye geçiyor. Şöyle arkadaşlar, özellikleri wireless üzerinden ve Android bilgisayara bağlanan Android'e ve bilgisayara bağlanabiliyor. Aynı zamanda Bluetooth üzerinden de bağlanabiliyor. Ben iPad üzerinden de bağlamayı göstereceğim size. Yani Apple cihazlarına da bağlanıyor arkadaşlar. Nasıl bağlanıyor derseniz. Çünkü Xbox kol olarak gösterdiğim zaman Apple cihazı direkt otomatik tanıyor. Bilginiz olsun. Özellikle burada yazıyor. 700 mAh'lik bir bataryası var. 10-12 saat arası gidiyormuş pil ömrü. Burada öyle yazıyor. Dediğim gibi hem Bluetooth'tan ve hem de kendi dongle'ı var. O dongle'la da çalıştırabiliyorsunuz bilgisayarda. Type-C girişli arkadaşlar. Bu güzel artık. Micro USB'leri artık görmek istemiyor insanlar. Turbo işlevi var. Değiştirilebilir D-pad var. Şöyle arkadaşlar. Yani kutular böyle geliyor. Yanında da bu da gönderiliyor. İsterseniz bunu takabilirsiniz. Şurada yazanlar. Kutumuz böyle. Kutunun içindeki plastik. Bir adet Type-C kablomuz arkadaşlar. Kablonun uzunluğu ya gayet kısa, yani çok uzun değil, bilginiz olsun. Hani kabloyla oynamak isterseniz, ki artık yani çoğu kişi de kabloyla oynamak istemiyor zaten. Ama ola ki şarj bitti, oynayacaksınız, devam edebilirsiniz kablonuzla da bilgisayarda. Telefon bağlama aparatı. Su kitapçığımız, kullanım kılavuzumuz. Tuşların ne işe yaradığı yazıyor burada. Şöyle ekranı tutayım. Görmek isteyen ayrıntılı olarak görebilir videoyu durdurup burada. Özellikleri gene yazıyor burada arkadaşlar. Şu USB dongle'ın olduğu yer burada. Gizlemişler onu. Şimdi göstereceğim size onu. Nasıl çıkarıldığını. En önemli kısım şu. Bağlantı. Bazı arkadaşlar bağlantı yapamamış galiba. Ben internette şikayetlerde onu okudum. Yani Android cihazla bağlayacaksanız, bu cihaz kapalıyken Android'de bağlayacaksanız şu orta tuşla B tuşuna arkadaşlar basılı tutuyorsunuz, orta ve B. Ben wireless yani Xbox kolu gibi görsün diye şurada X input diye geçiyor zaten. Y tuşuyla home tuşuna. Home yine bu ev simgesi home oluyor. Y tuşu da yukarıdaki tuş. Bunların ikisine bastığın zaman eşleştirme modunu alıp cihazı eşleştiriyoruz. Dongle'la bağlantı da bu şekilde yazmış. Bilginiz olsun. Yani Xbox kol olarak görmesini istiyorsanız, o şekilde bağlayacaksanız cihazlarınıza, herhangi hangi cihazı kullanacaksanız, F tuşuyla şu Y tuşuna basılı tutacaksınız kapalı vaziyetteyken. Şu o dongle'ın olduğu yer burası arkadaşlar. USB Type-C şarj girişinin olduğu yerde. Şöyle yukarı doğru çekin diyor. Çekelim yukarı doğru. Şurada açıldı gördüğünüz gibi. Bunun arkasında küçük bir mıknatıs var arkadaşlar. Mıknatısla tutturmuşlar. Düşmesin diye. Şöyle. Onu da niye yapmış onu da söyleyeyim arkadaşlar. İşte ürünüm, önce şunu da söyleyeyim. Malzeme kalitesi yani orta seviye arkadaşlar. Öyle normal orijinal Xbox kolu gibi görmeyin. Ona nazaran malzeme kalitesi düşük. Doğal olarak fiyatından dolayı. Ama tabii fiyasadaki dandik kollardan da üstün olduğunu söyleyebilirim yani onlara nazaran. Yani iş görür. Onu söyleyeyim. Benim hoşuma gitti. Benim işimi iyi görecek. Dandik kol olmasındansa Xbox kolları da pahalı olduğu için böyle bir kol almak işimi gördü benim. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Buraya açık bıraktım, neden takmadım? Şu neden mıknatısı, onu diyecektim. Telefonla takmak isterseniz arkadaşlar, telefonla kullanacaksanız. Yani şu aparatın. Pardon, şöyle miydi? Şöyle pardon. Şu şekilde şu tırnakların buraya oturması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar. Ya bu kapak boşta kalıyor. Niye böyle bir tasarıma gidilmiş anlamadım. Yani dıştan böyle kabarcıkla yaylı bir şey yapsalar daha iyiydi. Şu şekilde oturtuyorsunuz. Bu kapağı ne yapacağız bilmiyorum. Bu kapağı koşacak bir yer yok. Şu şekilde. Artı şu telefonu koyacağımız yerlerde kauçuk bir malzeme yok. Arkada da yok. Oturacağı yerde ve yukarıda oturacağı yerde de yok. Direkt plastik arkadaşlar. Yaylı bir sistem. Yani fena değil ama insan istiyorsa bir yani olsaydı şurada bir kauçuk malzeme iyi olurdu diye. Çıkarması da arkadaşlar biraz bastırarak veya şunlardan
çıkıyor. Tekrar bunu oturtayım yerine. Turbo özelliği de var. Artı hani atıyorum araba içerisinde gaz verme, seviyeli gaz verme de var arkadaşlar bu tuşlarda. Bilginiz olsun. Işıklı tuşlarımız ışıklı. Şu D-pad dediğim gibi şunu takabilirsiniz istersen. Şöyle zaten çıkarabiliyorsunuz direkt. İster onu takın, ister bunu takın. Size kalmış. Tabii yana takacağız. Bu şekilde. Bu diğer pette zaten şurada bir tırnak boşluğu var. Dikkat edin ona. Zaten bunu da çıkardınız, yanlış taktınız. Yani aynı gibi görünen şeyler ama oturması şey oluyor. Ona göre de bir ayarı var. Doğru yerde oturuyor sadece. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, şimdi iPad cihazımıza Xbox Go olarak tanıtmayı göstereceğim. Y tuşu ve Home tuşuna basıyorduk arkadaşlar. Y'ye ve Home tuşuna basılı tutuyorum. Evet, titreşim veriyor zaten eşleşme moduna geldiği zaman. Daha fazla basmayın titredikten sonra, çünkü yoksa kapanıyor cihaz, bilginiz olsun. Bakın Xbox Wireless Controller diye geldi. Tıklıyoruz. Tekrar titredi ve bağladı. Şu an Xbox Core olarak, orijinal Xbox Core olarak gördü arkadaşlar. iPad cihazım. Ve iPad'imde arcade oyunlarını sanki orijinal Xbox Core ile oynuyormuş gibi oynayabilirim sıkıntısız bir şekilde. Bilgisayarda da aynı arkadaşlar, Game Pass oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Direkt Xbox Core olarak görüyor. Bağlantıyı bu şekilde E ve Y tuşuna basarak yaptığınız zaman. İlk kurulumda sadece, bir daha yapmıyorsunuz yani. Onun dışında sadece bıraktığınız zaman kendi kendine uyku modunu alıyor zaten cihaz. Açmak için sadece bir kere buna dokunduğunuz zaman normal orijinal Xbox kollarındaki gibi hemen uyku halinden çıkıp eşleşiyor. En son eşleştireceğiniz cihazla ve ona göre davranış sergiliyor. Kol sıkıntı yok, bilginiz olsun. Ha, unutmadan şunu da söyleyeyim son nokta olarak. Bazı arkadaşlar şeyi sorabiliyor çünkü Xbox konsollarıyla da eşleşiyor mu, onlar da çalışıyor mu diye. Eşleşmiyor arkadaşlar. Xbox kollarında bunun Xbox kollarında diyorum pardon. Xbox oyun konsollarında bu kolu kullanamazsınız. Sadece bilgisayarda Game Pass oyunlarını kullanırken kullanabilirsiniz. Apple cihazlarında kullanabilirsiniz. Ve bir de bu Xbox'ların xCloud oyun serverı var. Ona da VPN ile bağlanırsanız herhangi bir browser'dan, bilgisayar olur veya iPad'de veya iPhone'da Safari üzerinden. Onlara bağlandığınız zaman gene çalışıyor sıkıntısız bir şekilde, bilginiz olsun. Umarım merak eden arkadaşların merakı gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Almak isteyenler için de linki aşağıya bırakacağım arkadaşlar, satın alma linkini. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz de sevinirim. Hoşçakalın.